Merhaba arkadaşlar. 28. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde default parameters yani varsayılan parametreleri göreceğiz. Fonksiyonlarda varsayılan parametreler ne için kullanıyor onu işleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir fonksiyon tanımlayalım. Örnek olarak hacmi hesaplayan bir fonksiyon oluşturuyoruz arkadaşlar. int hacim diyorum ben buna. Ondan sonra int m boy ve yükseklik olacak arkadaşlar değişkenlerimiz. En boy ve yüksekliğin çarpımı bildiğiniz gibi hacmi verir. En boy ve yüksekliğin çarptığınız zaman hacmi buluyorsunuz arkadaşlar. Return komutunu kullanıyoruz. En çarpı boy çarpı yükseklik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fonksiyonumuzu oluşturduk. Fonksiyonumuzun çalışması için, fonksiyonun çalışması için başlık bilgisini Buraya eklememiz lazım arkadaşlar. Başlık bilgisini koyuyoruz. Başlık bilgisini koydunuz. Artık programınız düzgün şekilde çalışacaktır. Hacim yazıyorum. Örnek olarak 1, 2, 3 değerini ekrana yazdıralım. 1, 2, 3 çarpımı 6 olur. Hacmi 6 olacak bu cismin. See out'tan yazdıralım bunu. Bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, default parametre kullanmadım. Şimdi fonksiyonun çalıştığını gösterdim. 6'yı görüyorsunuz. Hacim fonksiyonumuz düzgün bir şekilde çalışıyor. Hatta başka şeyler de deneyebiliriz. 5 4 5 deneyebiliriz. 5 4 2 deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi 40 etti arkadaşlar. 8 kere 5 40 eder. Düzgün şekilde çalışıyor. Şimdi arkadaşlar default parametreyi nasıl kullanacağımızı görelim. Mesela arkadaşlar diyelim ki kullanıcı hiçbir değer girmedi. 5 4 2 değerlerini kullanıcı giriyordu. Kullanıcı hiçbir değer girmediği zaman sabit değerleri almasını istiyoruz biz bu e, fonksiyonun. O zaman fonksiyonun prototipi burası arkadaşlar. Yani fonksiyonun prototipi bu. Fonksiyonun kendisi bura, burada burada. Biz fonksiyonun prototipine değerler veriyoruz. Eşittir diyoruz. 1, eşit 1, en eşit 1, boy eşit 1, yükseklik eşit 1. Şimdi arkadaşlar siz hiçbir değer girmeseniz de burada programı çalıştırdığınız zaman buradaki girdiğiniz sabit değerleri alacak. 1, 1, 1, 1 eder zaten biliyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kullanıcı değer girmediği için buradaki sabit varsayılan değerleri aldı ve çarptı arkadaşlar. Sonuç 1 oldu. Mesela ben buraya 5 girdim diyelim ki. Buraya 5 girdiğiniz zaman arkadaşlar program ne algılıyor? Ben buraya sadece bir tane değer girdim. Bu şu demek. Hacim fonksiyonunda en eşittir 1. En eşittir 1 yerine burası 5 oluyor. En eşittir 5 oluyor. Diğerleri 1 kalıyor arkadaşlar. Hacim fonksiyonunda n 5 oluyor. Hacim fonksiyonunun ilk değeri bu arkadaşlar. Hacim fonksiyonunun ilk değeri olan n 5 oluyor. Diğerleri 1 olarak kalıyor. Çünkü sadece bir tane girdim. İlk girdiğim değere atılıyor burada sadece bir tane girersem. Şimdi programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar söylüyorum. n değerine 5 değeri girilmiş oluyor. Siz sadece bir tane girerseniz ama ben diyelim ki 2 tane girdim. 5, 2. Bu sefer ilk 2 değeri atamış oluyorum. İlk 2 değer. Burada N'e 5'e atamış oluyorum. Boya 2'yi atamış oluyorum. Yüksekliği atama yapmadığım için yükseklikte 1 kalıyor arkadaşlar. Umarım iyi şekilde anlatabilmişimdir. 5 çarpı 2 çarpı 1 de 10 eder. Siz tabi 3 değere de 3 değeri de atayabilirsiniz. 5 çarpı 2 çarpı 5 mesela. Bu 50 yapar. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışıyor. Default parameters yani varsayılan parametreleri de bu dersimizde anlattım. Ne işe yaradıklarından bahsettik. Gelecek dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.